Efendim, STV ekranlarından iyi günler dilerim. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Takvimlerimiz de 26 Aralık Pazartesi'yi gösteriyor. Yılın son haftasına girdik. Her zamanki gibi, daha doğrusu çoğu zamanki gibi konuklarım burada. Son Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ayşegül Hümmet. Hoş geldin Ayşegül. Hoş buldum. Ve Anadolu Gazetesi'nden Yazı İşleri Müdürü Hilal Köver. Hilal, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Şükür kavuşturana diyelim, bu üçlü çeşitli sıkıntılardan dolayı bir türlü bir araya gelememiştik uzun süredir. Kış şartları diyelim. Kış şartları diyelim, evet. Şimdi bir araya geldik. Biraz önce de belirttiğim gibi yılın son haftasına girdik. 26 Aralık, 52. haftadayız şu anda. Bundan yaklaşık 1,5 sene önce Eskişehir'de bir gelişme yaşanmıştı. Ve herkesin çok endişeyle, merakla takip ettiği bir gelişmeydi o. Iraklı bir göçmen olan Seli, tam adını vereyim, Seli Ali Çalap El Abdud adlı 20 yaşında genç bir kız, muhtemelen amcat Muhsin Muhammed adında 28 yaşında yine bir başka Iraklı tarafından vahşice katledilmiş ve hatta cesette, burada şimdi ayrıntılarına girmeyeceğim, bir şekilde de yok edilmişti. Bununla ilgili dava sürüyordu. Bütün Türkiye'nin de ilgisini çeken bir konuydu bu. Dava nihayetlendi. Önce onun haberini bir izleyelim, ardından hakkında yorumlarınızı alacağım. Eskişehir'de yabancı uyruklu Selin'in kaybolmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde olayın şüphelilerinden amcet Muhsin Muhammed, Kırıklareli üzerinden Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 10.000 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde Selin'in 2 Eylül 2021 tarihinde saat 15.30 sıralarında şüpheli amcet Muhsin Muhammed'in evine giriş yaptıktan sonra evden çıkışının olmadığı anlaşılırken, şüphelinin farklı kıyafetlerle defalarca dışarı çıktığı ve elindeki çöp poşetlerini farklı çöp kutularına attığı tespit edilmişti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde şüpheli amcet Muhsin Muhammed'e yardım ettikleri tespit edilen kardeşi ve arkadaşları tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yardım ettikleri öne sürülen iki şüpheli ise daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık amcet Muhsin Muhammed mahkeme salonunda hazır edildi. Duruşmaya Selin'in annesiyle kız kardeşi katıldı. Duruşmada iddia makamı önceki celsede verilen mütalaasını tekrarladı. Mütalaada sanık amcet Muhsin Muhammed'in canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Karardan önce son sözleri sorulan sanık amcet Muhsin Muhammed suçlamayı reddetti. Mahkeme heyeti ise Muhsin Muhammed'i Seli'yi kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Duruşmanın ardından Eskişehir Adliyesi önünde basın açıklamasında bulunan Selin'in annesi Leyla Naim, adalet yerini buldu dedi. Elhamdülillah ve şükür demhe merah. Liyom rah, liyom rah enam, mirtaha sar sene ve nus anime naime. Tamam. Selin'in annesi adaletin yerini bulduğunu ifade etti. Bu kararın son derece adil olduğunu söyledi. Bu kararda Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, devletine teşekkürlerini iletiyor. Selin'in ailesinin avukatı Pınar Çelik Arpacı ise duruşma sonrasında yaptığı açıklamada kararın örnek bir karar olduğunu söyledi. Her ne kadar cesedi kaybetse de katil, ona rağmen çok fazla delil olduğu için müebbet hapis cezası aldı. Bizim ailenin durumu, yargılama esnasında aslında burada bir kadın hakları mücadelesi verdik hep birlikte. Aile de yanımızdaydı. Bugün üçüncü davaydı Eskişehir'de. 3 tane kadın cinayeti davası takip ettik. Bir tesadüf değil aslında, bu kadar yoğun olduğunu da gösteriyor. Ancak verilen cezalarla, çünkü Ayşe Tuba kararı da bizim için olumlu bir karardı. Bu karar da olumlu bir karar. Bu cezalarla da kadın cinayetlerinin bir şekilde engelleneceğine dair umudumuz da yükseliyor açıkçası. Evet, şimdi bu konu üzerinde çok konuşuldu, çok tartışıldı. İstersen senden bahsedelim. Biraz önce dedin ki 1,5 yıl olmuş mu dedin. Evet. Evet, daha dün zaman gibi. Çok hızlı akıyor. Evet. Seli davasında, yani hala da zaten öyle, bir türlü böyle sonuca varılamamıştı. Çünkü maalesef ceset ortada yok. Cesetle ilgili, evet, o bulunma süreçleriyle ilgili önümüze acı haberler düşmüştü. Hatta Seli'nin arkadaşları İşte ona temsili anma töreni vesaire yaptı. Annenin söylediği zaten, yani içler acısı, bu kabul edilebilecek bir şey değil. Keşke bari mezarı olsa diyor kadıncağız. O gün zaten kadın davası 3 tane vardı Eskişehir'de. Yine Türkiye genelinde de vardı. Örnek
bir karardı bu Seli davasında. Çünkü işte bazı işte sanıklar ve cinayet işleyen katiller diyelim hatta şey yapıyorlar, işte bir cinayet işliyorlar, onu profesyonelce yok ettiklerinde bize bir şey olmaz düşüncesiyle rahat bir şekilde hayatlarını sürdürmeye evet, devam aslında ediyorlar. Aslında bir şey sözünü kesmiş gibi oldum. Şimdi bir cinayet davasında olmazsa olmazlar var. Mesela bir cinayet sebebi, bir katil evet. olmalı ortada. Cinayet silahı olmalı. Onlardan biri de ceset. Evet. Cesedin olmadığı dava aslında yarım bir dava. Evet. Burada da zaten ceset yoksa cinayet yoktur diye bir söylem var ama o bence işte her zaman tutmuyor. O her zaman tutmuyor ama evet. çok büyük bir eksiklik yani. Evet. Evet, ona rağmen müebbet hapis cezası verildi. Bu sevindirici ve emsal bir karar aslında. En azından biz şimdi mesela bazı haberlerin detaylarını aktarmıyoruz ki örnek teşkil etmesin diye. Tabii. Bu işte katillere bence güzel bir gözdağı gibi olmuş oldu. Çünkü işte ceset yok ortada ama katil de zaten bir şey bir ceza almaz başarılı gibi bir durum olmadı. Başarılı bir şekilde olmadı. Cesedi yok edersem ceza almam diye düşünmesinler. Evet, düşünemeyecekler yani böylelikle. Evet. Aynı zamanda Ayşe Tuğba Aslan'ın da katili ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı evet, o gün. Geçtiğimiz günlerde. Evet, aynı gün. Yine Türkiye'nin gündemine Şule Çet cinayeti oturmuştu. O da yine o gün aynı gün müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yani biz kadına şiddetin önüne nasıl geçeriz diyoruz. İşte bilinçlenmeyle, en başta çocuklarımızı yetiştirmeyle diyoruz. Ama ben yine aynı zamanda bu mahkemelerde verilen kararların da caydırıcı olduğunu çok düşünüyorum. Çünkü maalesef ki ülkemizde adalet konusunda büyük bir eksiklik var ve katiller bile yeri geliyor, ceza almıyor. O yüzden böyle davaların böyle sonuçları gelecek katilleri belki bir nebze de olsa engeller. İnşallah da zaten böyle cinayetler bir daha hiç yaşanmasın. Ama ben kararların olumlu olduğunu düşünüyorum. İnşallah tekrarlanmaz. Evet, sen ne düşünüyorsun Ayşegül? Seli gerçekten sadece Eskişehir gündeminde yer bütün bulmuş Türkiye'ye bir oturdu, evet. dava değildi. Bütün Türkiye'de insanların takip ettiği bir davaydı. Çünkü en acı şekilde katledilen kadınlarımızdan biriydi aslında kaybettiğimiz, cinayet yoluyla kaybettiğimiz. Ve sürüncemede bırakılmış bir süreç vardı işte. Deliller vardı ama delil yeterli mi yetersiz mi bunlar çok tartışıldı, ceset bulunamadı. Bir de haliyle göçmen biri, onun tabii. hassasiyeti vardı. Katil de şimdi göçmen, maktule de göçmen. Evet, mesela annesi de konuştu biraz önce, adalet yerini buldu dedi ama işte mesela Türkçe bilmiyor falan. Düşünün, bu insanlar aslında burada ne kadar zor belki de yaşam kurmaya çalışıyorlar ama. Şimdi çok ama, ilginç bir ayrıntı vardı orada. Ne umutlarla gelmişler Türkiye'de. Tam onu söyleyecektim. Yaşam kurmaya çalışıyorlar, Selin'in, yeni bir hayat kurmaya çalışıyorlar. Selin'in ve babası bir açıklama yapmıştı. Biz ağlıyordu adam tabii. Biz Irak'tan buraya geldik. Kızım özgür olsun diye demişti. Çünkü yani Irak'ta hani bir baskı var. İslami, bir güya İslami adı altında bir baskı var. Türkiye laik bir ülke olduğu için daha rahat eder. Kız işte özgür bir şekilde yaşar diye düşünüyorduk. Ama bak başımıza gelenlere bak demişti. Hakikaten çok üzücü bir şey. Sen Irak'tan kalk gel. Kızın için güzel bir gelecek düşün. Kızını öldürsünler. İşte ülkeye doğudan baktığınız zaman, doğu ülkelerinden baktığınız zaman farklı bir manzara görüyorsunuz. Batı ülkelerinden evet. baktığınız zaman farklı bir manzara görüyorsunuz. Biz coğrafi açıdan belki çok da güzel bir yerleşimde yaşıyoruz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak. Ama maalesef bu ülkenin de medeniyet seviyesine ulaşması için doğudan, adalet anlamında, doğru. sağlık, eğitim, hukuk anlamında pek çok mücadelesi var. Günümüzde de hala devam eden. İşte Seli davası da bunlardan biriydi. Ayşe Tuğba Arslan'ın sokakta baltayla katledilmesi hepimizin canını yaktı. O davanın ehemmiyeti de bizim için çok önemliydi. Ki orada da bir haksız tahrik indirimi uygulanmadan evet. istinaftan geri geldi. İşte Yargıtay bozdu. Çok uzun sürdü o iş. Çok uzun sürdü. Yani ama 23 kez şikayet edilmiş bir adamdan bir kadın daha ne kadar kaçabilir? Yani devletten daha büyük neye sığınabilirsiniz? Sizi kim koruyabilir? Anneniz, babanız, kendinizi koruyamazsınız ki koruyamadı da, devlet de koruyamadı. Bir de kalkıp eğer indirim uygulasaydı bence çok daha büyük bir tepkiyle karşılaşırdı. Burada önemli olan şöyle bir şey var. Hilal değindi zaten. O gün Eskişehir'de 3 tane kadına yönelik şiddetle ilgili, kadın cinayetiyle ilgili dava vardı. Görüldü. 2 tanesi istediğimiz gibi sonuçlandı belki. Biri ertelenmiş davaların. Şule Çet davası vardı. Farklı şehirlerde farklı hikayeler var kadınların. Öldürülen kadınların davaları da muhakkak vardır.
son zamanlarda Eskişehir zaten maalesef kadın cinayeti, asayiş konusunda çok fazla gündeme gelmeye başladı. Biz huzur kenti, huzur başkenti diyoruz, öğrenci kenti Nazar diyoruz ki herhalde. Öğrenci kentinin daha güvenli olması gerek bence kadınlar için, öyleydi çocuklar zaten için. Şey, evet. Yakın bir zamana kadar da öyleydi. Ama şu var, güzel, sevindirici yanı. Demek ki Eskişehir adliyelerinde kadını koruyacak hakimler var, avukatlar var, sivil toplum örgütleri var. Sivil toplum örgütleri de bu davaydı çok güzel takip dahil etti. Kadınlar sokaklara çıktı, işte biz müebbet istiyoruz dedi, işte her bu ceset yoktur açıklamalarına tepki gösterdiler. Yani biz kadınların birleştikçe ne kadar önemli kararlar alınabileceğini, ülkenin daha hukuki, adil bir ülke olabileceğini de görmüş olduk. O yüzden demek ki böyle bir şey olduğu zaman, herhangi bir şiddet olabilir, mobbing olabilir veya kadının sosyal hayatta ev içi şiddet olabilir, aile hayatında yaşadığı psikolojik her şiddet türlü var. Her türlü baskıya göğüs germesi, direnmesi gerekiyor. Demek ki kadınların bir araya gelince kazanabileceği mücadeleler varmış. O yüzden bu güçlenmenin, bu büyümenin devam edeceğine inanıyorum. Ben Eskişehir'de burada güzel bir ışık yaktılar. Ağırlaştırılmış müebbet istedi avukatlar aynı zamanda. Biz sadece müebbet istemiyorduk, ağırlaştırılmış müebbet istiyorduk ki ceza düşmesin, dışarıya çıkmasın, sonra serbest kalmasın diye. Katılıyorum. Umarım ağırlaştırılmış müebbet içinde zaten avukatlar devam edecekmiş bu mücadeleye. Başlayalım. Umarım ağırlaştırılmış müebbet kararı alınır ki elini kolunu sallaya sallaya herhangi bir erkeğin burada bir kadına şiddet uygulayarak veya işte canını alarak gezemeyeceğini, yani o korkuyu yaşamalarını, o bacaklarının titremesini biz de görelim, duyalım. Biz de Eskişehir'deki kadınlar olarak istediğimizce yaşayabilelim. Tabii ki bu konuda da ne gerekiyor? Önce adalete, yargıya güvenmemiz gerekiyor. Umarım bundan sonra Eskişehir'de böyle davalar görülmez demek istiyorum. Ama görülürse de Eskişehir'de bir kamuoyu artık oluştu. Bunun da ülkeye yayılmasını umuyorum. Peki kamuoyunun baskısıyla alınan bu adil karar, adil kararlar kamuoyu baskısıyla mı alınmalı sence? Gerekirse evet bence. Çünkü kamuoyuyla ya da kamuoyu baskısı olmasaydı adil bir karar verilir miydi sence? Şimdi aslında bu biraz yargıtayla ilgili bir şey, adliyeyle ilgili bir şey. Yani ne kadar vicdanlı bir avukat, ne kadar vicdanlı bir hakim var karşıda. Yani ne kadar adil bir karar alabilecek onunla ilgili. Ama tabii biz daha çok siyasi davalarda görüyoruz. İstenen sonuçlar çıkmıyor. İşte hakim değişiyor, atanıyor. İşte İmamoğlu'nda da gördük mesela geçenlerde. Alınabilir mi? Tabii ki alınabilir. Ama kamuoyu baskısı çok önemli. O yüzden biz burada kamuoyun baskısı. Ben burada bir sakatlık görüyorum yine de. Kamuoyun baskısına gerek kalmadan böyle adil tabii kararlar alınır. Bir de kamuoyu baskısı adaletin gözünü kör etmemeli. Kamuoyu ters baskı da yapabilir. Serbest tabii bırakın diye de baskı yapabilir. Böyle şeyler de görebiliriz. Yani tabii aslında adaletin, adalet saraylarının önünde bir heykel vardır ve gözü bağlıdır o kadının. Terazi. Onun gözünün bağlı olmasının vardır bir elinde sebebi vardır. Hiç kimsenden etkilenmemek. Evet, burada bağlı toplum olarak adil bir karar alındığını ben görüyorum. Bundan dolayı da çok mutluyum. Ama bu karar acaba kamuoyu baskısından kurtulmak için mi alındı yoksa alınmadı mı? Tereddütteyim. Onu da söyleyeyim ben. Zaten Ayşe Tuğba Aslan davasında özellikle en başta haksız tahrik, evet, gerekçesiyle ceza 24 yıla düşürülmüştü. İşte sonrasında belki dediğiniz baskı, evet, uygulandı ve ağırlaştırılmış müebbet kararı sonradan geldi. Hani biz baktığımızda böyle bir cinayetten sonra verilecek karar zaten belli. Hani dışarıdan, hı-hı, bile biz bunu evet düşünüyoruz. Ama maalesef ki çeşitli baskıları uygulamak zorunda ben kalıyoruz. Ben hakimlerimizin hepsinin vicdan sahibi olduğuna eminim. Biliyorum da çoğunu da, hepsini de tanıyorum ama yeterli hukuki bilgileri var mı yok mu o konuda biraz şüpheliyim son zamanlarda. Çünkü meslekte kanunlar bayağı bir değişti. Her önüne geleni de ağır cezayı almaya başladılar diye duyuyoruz. Umarım doğru değildir. İşte bunun devletle alakalı. Bu da devletle alakalı yani bir şey. FETÖ'den sonra boş olan yerlere gelen hakimi, avukatı, evet, savcıyı. FETÖ'cüleri oraya kim koymuş? Evet. Allah Allah. O da ayrı aynen bir öyle soru. Evet. O soruyu bir türlü soramıyoruz. Peki devam edelim o zaman. Bir cinayet, bir şiddet haberi daha. Bu sefer de Barlar Sokağı'ndan, Eskişehir'in markalarından biri haline gelen, aslında gerçek adı Vural Sokak ama kamuoyunda genellikle Barlar Sokağı olarak biliniyor. Bir zamanların çok güzel bir eğlence mekanıydı fakat son zamanlarda artan şiddet olaylarıyla anılmaya başlandı. Cumartesi günü akşamı orada bir cinayet işlendi. Önce cinayetle ilgili haberimizi izleyelim. Olay Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye mahallesi Vural Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre alkollü eğlence mekanında oturan Onur Ö ve arkadaşları çevrelerine rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle işletmeciler tarafından dışarı çıkarıldı. Daha sonra aracıyla mekanın önüne geldiği iddia edilen 28 yaşındaki Onur Ö elindeki tabancayla içeri girdi. Etrafa ateş eden Onur Ö'ye engel olmaya çalışan işletme personeli 21 yaşındaki Egemen Rahmi Demircioğlu göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan 21 yaşındaki genç, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Demircioğlu'nun cenazesi Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Şüpheli Onur Ö ise çevredekilerin darp etmesi sonucu yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince götürüldüğü hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli emniyet güçlerince gözaltına alındı. Evet, haberde de anlatıyor. Biraz kısa bir özet geçeyim. Akşam bir eğlence mekanı, içki içiyorlar. 28 yaşındaki bir şahıs, arkadaşları var. Etraftakileri rahatsız ediyorlar ve onun üzerine gidin buradan diyorlar. Yani içmesini bilmiyorsunuz diye. Bunlar da sinirleniyorlar, çıkıyorlar ama onurlarına yediremiyorlar bunu. Gidip bir yerden bir tabanca bulup geliyorlar. Araya da 21 yaşındaki Demircioğlu giriyor. Orada bir öğrenci, aynı zamanda çalışan bir çocuk. Tam da göğsünün ortasından, tam kalbinden yani. Vuruyor. Tek kur. Hemen olay yerinde ölüyor zaten. Olay bu. Yani ben çalışan diye duymuştum. Çalışan. Ben evet. 21 yaşında gerçekten çok genç. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da başsağlığı. Hem öğrenci hem de çalışıyormuş orada. Karşı taraf da genç bir şahıs. Yani 28 yaşında. Aslında burada bence konuşmamız gereken şey bireysel silahlanma maalesef. Eskişehir'de son zamanlarda bu işte Barlar Sokağı dediğimiz artık Vural Sokak. Önceden böyle çok ciddi olayların, kavganın, gürültünün yaşandığı bir yer değildi. Yani ben gençliğimde hatırlıyorum gayet insanlar eğleniyordu, geziyordu ve yani bir taşkınlık olmuyordu. Ama son yıllarda... ilk 4-5 yılda tek bir vukuatı yoktu. Evet, evet. Yani... Hatta bir kavga, yumruklu kavga bile yoktu. Yani. Yoktu, evet. Yoktu. Yani insanlar rahatça girip çıkabiliyordu evet. Oradaki mekanlara da. Oradan rahatça geçebiliyordunuz. Şu an oradan geçmek bile istemiyorsunuz neredeyse. Tabii. Yani maalesef bu şekilde anılmak gerçekten hoş değil. Çünkü sevilen bir sokaktı orası. Şu an artık öyle değil maalesef. Bir insanın rahatça gidip bir yerden bir tabancaya ulaşabilmesini tartışmamız gerek diye düşünüyorum. Maalesef bireysel silahlanmanın önüne geçemedik. İnsanlarda, çoğu insanda, yani bu kavga gürültüye karışan insanlarda vicdan da yok, sağduyu da yok. Yani düşünmeden hareket ediyorlar. Alkol gelince daha da düşüncesizce evet, hareket ediliyor. Evet, yani şimdi tabii ki kişisel hak ve özgürlükler. Bir insan gidip akşam vakti, gece vakti gidip alkol alabilir. Yani kimse buna bir şey diyemez. Ama şimdi burada hak ve özgürlükleri savunurken maalesef terse düşüyorsunuz. Böyle şeyler yaşandığı zaman kimse bunun hesabını veremiyor. Yani orada işte doktorun olması, polisin olması da maalesef bir şeyleri engelleyemiyor. Yani polis ekipleri de olsa girecek. Belki artık üst baş mı aranması gerekiyor yani sokağın başında durup. Çünkü ekipler orada sürekli geziyor. Yani hatırlarsanız önceki il emniyet müdürü zaman zaman orada kendisi bizzat gidip denetim falan yapıyordu. Demek ki artık Vural Sokağın denetimlerinin değişmesi gerekiyor. Mekan sahiplerinin de daha sıkı kontrol altına alınması gerekiyor. Girip çıkan insanların da kontrol altına alınması gerekiyor. Ben onlara önerdim. Dedim ki ortaklaşa özel güvenlik tutun. Daha da hesaplı olur size. Özel güvenliğin geniş yetkileri olabilir. Ama hiç yani bir araya gelemeyen bir milletiz zaten. Orada da herhalde. Ama böyle olaylar gene yaşanabilir. Bir de hatırlarsınız. Yaşanır ama azalır. Odun Pazarı bölgesinde de bir içki ruhsatı verilecekti. Ve eğitim bölgesi deyip sendikalar eylem yaptı. Biz evet, burada istemiyoruz diye. Aileler de tepki gösterdi. Şimdi bunları yaşadıktan sonra o insanlara niye istemiyorsunuz canım açılsın mekan diyemezsiniz. Haliyle insanlar korkar artık. Şimdi bütün içkili mekanlarda böyle bir şey oluyor diye bir durum olmaz. Yok. Olmaz. Ben de olduğunu ama düşünmüyorum. Ama Vural Sokak son zaman, son 1-2 yıldır böyle oldu. Ya en azından bir kavga gürültü haberleri evet. Alıyoruz sürekli. Cinayet de alıyoruz canım. Cinayet de oluyor tabii. Bıçaklama oluyor. Cinayet de bıçaklama oluyor. Tabanca ateşleniyor. İnsanlar rahatça üstünde yani bu, silah bu zaten bütün Türkiye'nin kesici sorunu. Kesici alet taşıyabiliyor. O bütün Türkiye'nin sorunu. Maalesef çok kolay oldu ateşli silahlara ulaşmak, temin etmek. Evet. Peki Vural Sokak kapatılsın ya da taşınsın diye bazı önerilerde bulunuldu. O konuda ne düşünüyorsun?
Yani Vural Sokan taşınmasını ben önceden istemiyordum ama artık bu haberleri duydukça ben de tedirgin oluyorum. Evet. Çünkü şehrin çok içinde. Vural Sokan buradan taşınması yani şey demek, burada öldürmeyin de öbür tarafta öldürün gibi bir şeye geliyor bu. Bir şey değişmiyor bence. Hani taşınması o bölge için belki daha güvenli hale gelebilir. O bölge sakinleşebilir, sessizleşebilir. Ama yani hem insanları gitmek isteyen orada sakin, mağdur insan, yani insanları mağdur etmiş olursunuz diye düşünüyorum ben. Yani hem de artık yani Eskişehir'le özdeşleşmiş bir sokakta aslında burası. Sadece şeklin yerini değiştirmiş oluruz. Bence bireysel silahlanmanın işte bu denetimsizliğin önüne geçmek lazım diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Son günlerde biz işte iş yerine geldiğimizde artık haber var mı diye birbirimize sormak yerine cinayet var mı diye sorar olduk. Evet, son zamanlarda yani öyle. Maalesef Eskişehir'de gün geçmiyor ki bir cinayet oluyor. Yine bu Barlar Sokağı'nda çok fazla oluyor. Ama ben de Ayşegül'e katılıyorum. Yani şöyle ki polis ekipleri aynı gün denetim haberini de bize gönderdiler zaten. 500 tane polise denetim de yapılmış. Yani denetim yapılmıyor da değil. Ama bu sokak zaten çok uzun bir sokak değil. Yani başına, ortasına ve sonuna bence özel güvenlik tutmak yerine ve o kadar 500 polisle denetim yapmak yerine belki polisler orada arama yapabilir diye düşünüyorum. Şimdi arama meselesi, polis bulundurma, bunların hepsinin farklı prosedürleri var. Ya bence burada özel güvenlik tutmak polisin de yükünü hafifletecektir. Ayrıca polis denetlesin. Ama o polis çıkarıp biri silahla vurduğu zaman karşısındakini ne yapsın ki özel güvenlik? Anlayamadım. Yani orada biri mesela üstünde taşıyor. Silahı çıkarıp karşısındakini vurduktan, ateş ettikten sonra özel güvenlik de bir şey yapamaz. Büyük oranda caydırıcı olacaktır yalnız onlar. İşte ben mesela bir sınavlara girerken vesaire nasıl üzerimizi arıyorlarsa polisler. Tabii. En azından belli bir süre bu kadar fazla cinayet olduğu için söylüyorum bu sokakta. Bence o da çok caydırıcı olur. Yani, burada zaten arama var. Savcılıktan izin alarak bir üst araması yapmaları mümkün. Çok zor bir şey değil. Evet, bir de hani bu bir cinayet oldu ve böyle bir karar çıksın diye değil. Hani sürekli burada böyle bir, evet, olay yaşandığı için buraya özel bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yerini değiştirmekle kesinlikle bir çözüm olmaz. Bu arada sadece bu sokakta da olmuyor. Tabii başka yerde cinayet işte demek olur. Ayşegül'ün söylediği. Zaten geçtiğimiz günlerde yine bir... Hatırlarsanız mekanda 18 kişi mi karışmıştı? Yine evet, alkollü, evet, mekanda. Çok büyük, bu da bambaşka bir yerde, şehrimizde, işte bize yakın hatta bir yerde, bir alışveriş merkezinin orada. Hani yani burada oluyor da başka bir yerde olmuyor gibi bir durum da yok. Ama burada çok fazla olduğu çok için. Çok fazla. Bir de şehrin tam göbeği. Şehrin İnsanlar tam göbeği. Haklı olarak rahatsız oluyorlar. Ve artık buraya elimizi kolumuzu sallayarak mümkün girebiliyoruz değil, falan diye düşündükleri için herhalde. Alıyorlar silahı, geliyorlar, tak tak vuruyorlar. Gencecik bir çocuğu orada öldürüyorlar. Bir de o çocuk da ne yapsın? Zaten ben haberi okuduğumda işte silahla gelmiş, etrafa ateş saçıyor. Hani başka birileri de o sırada vurulabilirdi. Çocuk da onu engellemeye çalışırken kendisi canından oluyor. Gerçekten çok acı bir durum. Ama bence buraya artık emniyetin ekstra bir özen göstermesi ve daha kapsamlı bir çalışma yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de düşünün, çocuk 21 yaşında muhtemelen üniversite falan okuyor. Yani geçinmek için orada iş bulabilir. Geçinmek için tabii. İşte part-time falan çalışıyor. Evet. Ve yok yere öyle. Yani, çok, evet, çok hiç yere. Ailesinin yerine çok çocuğunuzu yani gönderiyorsunuz, okusun işte, adam olsun, eğitim görsün, gelsin çalışsın, kendini geçindirsin, ailesini geçinsin, geçindirsin diye belki. Ama çocuğun sonra ölüm haberini alıyorsunuz. Gerçekten çok acı. Bir de şöyle, burada bu olayda işte cinayeti işleyen kişi mekandan kovuluyor ve belli bir süre sonra geri geliyor. Yine işte geçtiğimiz günlerde eczacıların başına da aynı bir durum gelmiş. Adam gelmiş işte evet, eczacıyı dövdüler. Evet. Çıkmış yine oradan. Hani ilaç yok diye gitmiş. Bu sefer sinirlenip geri geliyor. Hani insanların siniri de geçmiyor. İnsanlar da bir tuhaflaştı. Ben anlamıyorum, evet, artık gerçekten. Evet, gerçekten ciddi bir psikolojik travma içerisinde. Kalabak Türk suyuna antidepresanlı karıştırma ya, zamanı ilaç geldi. Yok diye eczacıyı dövmek, saldırmak çok tuhaf bir davranış. İlaç yok bu arada, söyleyeyim yani. İlaçlar ya, ilaç yok. Eczacının da suçu değil bu yani. Eczacı ne yapsın? Eczacı ne yapsın İlacı yani? İlacı mı üretecek yani? Yani evet. Maalesef sinirlerimize de hakim olamıyoruz. O da işin farklı bir boyutu. Millet olarak gerçekten ciddi bir tedaviye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Aşırı gerginiz. Ben bu kadar gergin durumda görmedim Türk milletini. Ya haberleri açıyoruz akşam. Sanıyorum neredeyse %80'i o onu vurmuş, o ona dövmüş, o ona bir şey yapmış. Siyaset de farklı değil. Sayın Cumhurbaşkanımız başlıyor, bağırıyor, çağırıyor. Öbürleri ona aynı şekilde cevap veriyor. Bence oradan gelen siyaset bir şey de böyle işte. Yani, bir de evet, hani insanlar işte saldırıp kaçabiliyor. Yani belki silahı işte aldı, eve gitti belki de. Silahı aldı geldi veya nereden aldıysa artık, nereden bulduysa. İşte etrafı ateş edip
ateş açtıktan sonra kaçıp gidebilirdi. Belki kimse yaralanmazdı. Dövmüşler. Kimse ölmezdi ama evet oradaki insanlar görmüş, dövmüş galiba. Dövmüşler, onlarda da iyice sert silahlı birisini dövmek. Yapmışlar yani, ama iyi yapmışlar. Belki de kaçacaktı çünkü. Ya yakalamak için belki de olabilir tabii ki ama yani şiddet hiçbir zaman çözüm değil. Hayır canım, şiddeti elinde tabanca olan birisine karşı da başka konuşamazsın. Başka bir şey yapamazsın. Tabii canım. Yani gel el sıkışalım, sen bunu bir bırak hadi emniyete gidelim diyecek hali yok. Onu yapacak insan zaten silah taşımamış. Orantılı güç o yani. Orantısız kesinlikle, değil onda. Kesinlikle. Hı. Peki son haberimize geçelim o zaman. Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2022 yılını masaya yatırdı. Sabancı Uzayevi, Masal Şatosu, Nikah Memurluğu gibi konular. Bu arada aş evleri çok önemli. Benim özellikle son zamanlarda çok önem verdiğim bir hizmet. Bununla ilgili 2022'de neler yaptılar? Şöyle bir değerlendirdiler. O değerlendirmeyi izleyelim. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı İdari İşler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aşevi, Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzayevi, Masal Şatosu ve Nikah Memurluğu'nda görev yapan ekipler 2022 yılında da çok önemli çalışmalara imza attılar. Destek hizmetleri ekipleri 400 binden fazla vatandaşa hizmet vererek önemli bir görevi yerine getirdi. Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aşevi, 2022 yılında 185 ihtiyaç sahibi aileye 178 bin porsiyon sıcak yemek, 385 adet erzak kolisi, 423 adet kahvaltı paketi dağıtımı yaptı. Mekansız vatandaşlara 18 bin adet kumanya paketi dağıtılırken, COVID-19 pandemi sürecinde de salgından etkilenen vatandaşlara 11.350 porsiyon sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca 12 adet özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan 803 öğrenciye bu süreç içerisinde 132 bin porsiyon sıcak yemek hizmeti verildi. Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzayevi ise 2022 yılında eğitim faaliyetleriyle öne çıktı. Çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere 64 atölye gerçekleştirilirken 4000 kişi atölyelere katılım sağladı. Ayrıca 2022 yılında 12 adet deprem bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirilirken, bu eğitimlerden değişik yaş gruplarından 713 kişi faydalandı. Çocukların vazgeçilmezi olan ve büyüklerin her geçen gün ilgisini çekmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu da 2022 yılında 400 bin kişiye hizmet verdi. Düzenlenen etkinlikler kapsamında 2022 yılında 36 çevrim içi atölye ve etkinlik yapılırken, bu atölye ve etkinliklere 581 kişi katıldı. Yine 2022 yılında yüz yüze toplam 34 atölye ve etkinlik yapılırken, bu atölye ve etkinliklere de 1396 kişi katıldı. Ziyaretçileri klasik müzikle tanıştırmak ve buluşturmak amacıyla düzenlenen Şato'da Müzik konserleri kapsamında da 5 Şato'da Müzik konserine 778 izleyici ve YouTube kanalı üzerinden 4732 kişi erişim sağladı. 2022 yılında nikah memurluğu tarafından da 199 adet salon nikahı, 324 adet oda nikahı ve 89 adet dış nikah kıyılırken toplam 612 nikah akdi gerçekleştirildi. Evet, ortaya karışık bir haber ama biraz lezzetli bir haber de, öyle değil mi? Evet, özellikle pilavı görünce bizim şöyle bir ağzımız sulandı. Ya kızlar, yani pilav işinizi görüyorsa tamam, ısmarlarız sizi. Yani. Alt tarafı pilav yani. Evet, şimdi benim en çok ilgimi çeken şeylerden biri de 132 bin porsiyon sıcak yemek yapılmış öğrencilere. Çok güzel bir şey bence. Bu sadece öğrenciler için olan kısmı mı? Tabii, sadece öğrenciler için olan kısmı. Bunun dışında aşevi zaten muhtaçlara yemek yardımında bulunuyor. İhtiyaç sahibi insanlara. Özellikle pandemi döneminde bazı yaşlılar evde yemek de yapamıyorlardı. O dönemde de çok eve sıcak servis yemek götürüyorlardı. O da çok güzel bir hizmetti. Yine korona olan yaşlılara falan yaşlılara ayrıca götürdüler. Evet. Yemek yapamayan insanlara da ulaştılar diye duymuştum. Yani o dönemde belediye çok, gerçi o bir sene geçti, 2021 dönemindeydi bu. Hı hı. Biz burada 22'yi değerlendiriyoruz. Ama özellikle Aşevi'nin yapmış olduğu çalışmaları ben çok önemsiyorum. Ayşegül, neler düşünüyorsun? Bunlar tabii ki aslında bir açıdan sosyal devletin yerine getirmesini beklediğimiz şeyler. Burada Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de diğer belediyeler de yine biz sosyal belediyecilik yapıyoruz derken bu hizmetlerini tek tek sıralıyor. Yani şimdi 2022 değerlendirmesi yapıyoruz aslında. Belediye de o yüzden böyle toplu bir bülten geçmiş. Bu sene ne gibi hizmetler yaptı vatandaşa gözden kaçmasın diye basınla paylaşıyor. Biz de tabii ki okuyucu ve izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Katılıyorum size. Bence de aşevi hizmetleri özellikle çok önemli. Diğer bu sosyal kültürel etkinliklerin de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Zaten müzelerimizle
Eskişehir tanınıyor, biliniyor ve işte geçen haftalarda da değinmiştik. Odunpazarı artık bir gününü ayırmaya ihtiyaç duyuyor insanlar. Tabii, gez bitmiyor ve çok sadece güzel eserler var diye. Sadece Odunpazarı bölgesi artık bir günde gezilemez. Dolu dolu bir bölge haline geldi. Ama bunlar da hafta sonu veya hafta içi belirli saatlerde işte ilkokul öğrencilerine, ortaokul öğrencilerine yapılan şeyler. Ve bültenlerde özellikle mesela belirtilen bir şey var. Büyükşehir diyor ki işte klasik müziği Eskişehirlilere sevdirmek için. Yani hem Eskişehir Senfoni Orkestrası'nda da mesela böyle şeyler görüyoruz. Şatoda Müzik'te de yine çocukları aslında klasik müzikle tanıştırıyorlar. İşte orada enstrümanları da öğreniyorlar gene çocuklar. Duygu dünyaları, işte müzik dünyaları gelişiyor aslında, tanışıyorlar. Masal Şatosu'nda zaten birbirinden güzel, renkli, eğlenceli aktiviteler var. Masal Şatosu'na gittiniz mi? Evet. Tabii ki. Biraz kıskanıyorum yani. Ben de gidip orada ben hiç gitmedim, katılmak istiyorum etkinliklere falan. Evet. Çünkü çok güzel, çok dolu dolu ve çocukların ufkunu açan şeyler. Yani şimdi çağımızda şöyle anneleri babaları bazen eleştiriyoruz ya, boş vakitlerinde çocukların eline işte tablet tutuşturuyorlar bazen veya işte telefonları artık çocuklar çok ilgililer falan diye. Böyle şeylerle işte çocuğun aslında dikkatinin daha güzel, keyifli ve onu geliştirebilecek şeylere kaymasını, ilgilenmesini sağlayabilirler ve çocukların yeteneklerini de bu şekilde keşfedebilirler. Yani belediyeyi tabii ki tebrik ediyoruz. Güzel hizmetler, özel bilim hizmetler. Bilim deney merkezi ve uzay evi bence çok güzel bir şey. Orada bilimi de orada, evet. Evet, bazı deneyler yapılıyor. Ben gittim özel bir turla. Orada hani çocuklara yönelik bilimsel deneyler ama baya benim bile şaşırdığım şeyler oldu. Evet, yani. Evet, değil mi? Yani işte aslında pratikte onları göstermek çok daha mantıklı. Biz çocukken hep şey derdik, hocam bunlar bizim dışarıda ne işimize yarayacak? Yani onları anlatın falan derdik. Çünkü sürekli işte teorik, akademik bilgilerle belki lisede artık çocuk da uzaklaşıyor. Yani o genç birey de uzaklaşıyor. Bu şekilde eğlenceli hale getirmek dersleri de dolu dolu hale getirir. Tabii ki bunları her sınıfta, her okulda yapamazsınız ama işte ilkokul öğrencileri mesela sınıflar falan toplanıp böyle gidiyorlar. İşte eskiye gidiyorlar mesela, işte su nasıl damacanaya giriyor falan, onu görüyorlar. İşte Masal Şatosu öyle. Yine işte bilim deney merkezi de öyle. Su altı dünyası var. Orası da çok güzel kesinlikle. Bunlar çocukların ufkunu açan şeyler. Sualtı Dünya Hayvanat Bahçemizde harika. Evet. Aşevi'nin çalışmalarından başlayayım ben de. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Son günlerde siz de görmüşsünüzdür. AK Parti kanalından belediyeyi eleştiren bir video paylaşılıyor. Hani 2022 yılı böyle geçti diye. Sanıyorum ki belediyede işte 2020 yılı esas böyle geçti diye bize yapılan çalışmaları gönderiyor. Şöyle ki belediyenin zaten yapması gereken çalışmalar bunlar. Ama ben Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle diğer Anadolu şehirlerinden çok daha farklı yönlerde güzel çalışmaları olduğunu düşünüyorum. Bir kere bir anne olarak çocuklar için çok faydalı çalışmalar var ve bu çalışmalar belki farklı şehirlerde de var ama bu kadar ücretsiz, bu kadar kolay ulaşılabilir değil. Aynı zamanda özellikle pandemi döneminde de yine çocuklar gidemeseler de online olarak YouTube kanalı üzerinden, işte Instagram sayfalarından bu çalışmalar tiyatrolar devam etti. Tiyatrolar bile herhalde, değil mi? Evet, online paylaşıldı. YouTube'da tiyatrolar paylaşıldı. Hani hizmetleri pandemi döneminde de hemen evrildi. Bu sefer yine evlerimize geldi. Tiyatroya yer bulamıyorsunuz Eskişehir'de. Ayın 10'unda bir şey, torpille buldum yani, öyle söyleyeyim. Ayın 10'una ben ayakta bilet alıyorum, boş yere oturuyorum. Evet, tanıdık vasıtasıyla buldum. Bu tiyatro fiyatları da çok makul zaten. Eskişehir halkının tamamı, fakiri zengini gidiyor. Evet. İşte fark bence tam olarak da böyle. İşte İstanbul'da, Ankara'da ya da belki farklı şehirlerde bunlara ulaşmak öyle herkes şey için değil. Mümkün değilken kolay Eskişehir'de şey gerçekten çok makul fiyatlar. Ancak belli bir an. Gelir seviyesine sahip olanlar gidebiliyorlar. Burada biletlerin açılmasını bekliyoruz işte. Açılır açılmaz da dediğin gibi doluyor. Çocuklar için düzenlenen atölyeler çok faydalı. Onları geleceğe hazırlamak için gönül rahatlığıyla aileler ücretsiz bu atölyelere çocuklarını getiriyorlar. Aşevileri de bu arada yine Eskişehirlilerin bağışlarıyla dönüyor. Bu noktada Eskişehir halkının da duyarlılığı aslında ortaya çıkmış oluyor. Yani buradaki rakamlar gerçekten çok yüksek ama demek ki gerçekten bağış da çok yüksek. Bir ara İçişleri Bakanlığı engelledi biliyorsunuz. Engellemişti, evet maalesef. Ya AK Partililer öyle yapıyorlar. Doğru, eleştirmek işleri, bir şey demiyorum da.
Şu engellemeyi de yapmasınlar daha iyi yani. Böyle yani bağışlara engel yani. Konulmasınlar. Böyle olmaz yani. Eleştirebilecek konular evet. var. Tabii ki beraber eleştiriyoruz biz de burada. Tabii ki ama bu şu anda zaten karnını doyurmayı düşünen vatandaşlar için evet. Bulunmaz bir nimetken bunun da önüne geçmeyin. Bunun da önüne geçmeyin. Yani insanlar, yok bir de. İnsanların karnı açsa da bu arada biraz da aynada yüzünüze bakın. Siz de destek olun tam tersi. Artı bir de destek olun yani. Siz evet. de yapın ya da böyle tabii. çalışmaları. Tabii. Dolayısıyla Büyükşehir'in çalışmaları artarak devam etsin. Ben Eskişehirlilerin de ve dışarıdaki şehirde yaşayan insanların da Eskişehir'e böyle gıptayla baktığını düşünüyorum bu çalışmalar noktasında. Evet, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Yazı İşleri programında buluşmak üzere. Hoşçakalın.